ekranlarından şahane bir yayına hazır mısınız? Biz çok hazırız. Şahane konuklarım var, çok güzel konularım var. Hepsi biraz sonra Derya Özel ile Renkler'de. Şahane konuklarım var. İlk konuğum çok özel bir konuk. Neden? Şimdi biraz bize nostalji yaptıracak. Hepimizin böyle gönlünde çok ayrı bir yeri olan Hulusi Kentmen'i anlatacak. Onun için Hulusi Kentmen kimdir? Tabii ki dedesidir. Torunu yazar Melek Kentmen bizimle. Hoş geldin yayınımıza. Hoş buldum. Ben zaten şu kitabı böyle bir görünce direkt Hulusi Kentmen'in fotoğrafını gören herkes kendi çocukluğuna dönüyor. Tabii yani size ifade ettiği şeyle bize ifade ettiği şey bambaşka Hulusi Kentmen'in. Bir anı kitabı ama o kadar güzel bir formatta hazırlanmış ki bir biyografi kitabından ziyade sanki karşılıklı sohbet edermiş gibi yazılmış. Sanki Hulusi Kentmen hala hayattaymış gibi yazılmış. Bir röportaj gibi yazılmış. Çok çok mutlu oldum bir kere böyle bir kitabı bize kazandırdığınız için. Teşekkür ederim. Çok güzel bir şeyle başlıyor açılış. Sizin zaten adınız belliymiş dedeniz tarafından. Evet, evet. Melek, melek, melek diye bir melek gelmiş değil mi? Evet, annesinin de adıymış aynı zamanda. Annem işte hamile kaldığı zaman tabii o zaman böyle ultrasonda olmadığı için o melek koymuş öyle meleğe dikkat et, meleğe dikkat et diye. Bir melek gelmiş. Benim mesela bilmediğim şeyler vardı Hulusi Kentmen'le ilgili. Mesela bir asker olduğunu bilmiyordum. Artı cezaevi müdürü de olduğunu bilmiyordum. Şimdi şu iki meslek son derece sert, mizaç olarak da sert karakterli insanlara hani daha özgü bir şeydir ama hani bizim filmlerde gördüğümüz tam biri tonton dedi. Hani hafif böyle bir sertliği olur ama hep o bıyık altından da öyle tonton bir gülüşü vardır. Hep öyle. Gerçekten de sert bir adam mıydı? Nasıl bir adamdı Hulusi Kentmen? Yani şöyle anlatabilirim. Tabii tontondu, tontondu ama torunlara tonton. Tabii torunlara tonton. Yani tabii ki hiçbirimizin mükemmel olmadığı gibi o da mükemmel değildi ama sertti tabii. Herhalde ordunun da vermiş olduğu bir disiplinden kaynaklı. Kuralcıydı. Pek böyle kendisine itiraz edilmesini sevmezdi. İşine küserdi. Küser miydi? Çok iyi. Yani öyle bir hani kendine has özellikleri olan bir insandı aslında. Gürler miydi evde? Çok. Ya. Çok. Şeyde kitapta şöyle yazıyor. Üst katlarında yaşarlarmış Hulusi Bey'in. İşte annesiyle babası Melek Hanım'ın. Bazen de böyle babayla oğul arasında bir şey çıktığı zaman acayip bir gürlemesi olurmuş. Ne olur siz anlatın onu. Şimdi babam da asker olduğu için dedem böyle isterdi ki böyle boş zamanlarında yani izinli olduğu dönemlerde bahçeyi sulasın. İşte evin ne bileyim hani atıyorum bir elektrik şeyi bozulduysa işte eksiğini onunla ilgilensin. Gidiyor. Eksiğini falan halletsin ama babam da tabii bir izin günü var o da dinlenmeyi tercih ediyor. Bu sefer dedem çok sinirlenirdi. Bağırırdı defol git bu evden ama torununla karını bırak. O çok iyi. Kıymetliler tabii. Kıymetliler kalsın. Evet evet evet. O da tabii gitmezdi sonra ama. Sizin ilişkiniz nasıldı? Ya bizimki aslında şöyle çok mesela dedemi hani gördüm dersem yalan olur. Çünkü benim okulda olduğum dönemlerde o hep çalışıyordu. Sürekli çalışıyordu. Dolayısıyla hani böyle akşamları işte şeydi ama dediğim gibi sert böyle çok fazla samimi olamadığımız bir ilişkimiz vardı. Asker ama tabii hani ama yadırgamıyordum işin açıkçası hani bilmiyorum ya. O öyle dedi. Evet öyleydi o.
Şimdi az önce içeride konuşurken şeyle hep şehir efsanelerinden falan bahsediyorduk. Her geçen burası Hulusi Kentmen'in evi dermiş de. fakat hayır öyle bir evi hiçbir zaman olmadı falan diye. O şehir efsanelerinden bir tanesi de Hulusi Kentmen'in nasıl aktör olduğuyla alakalı değil mi? Herkes başka bir şey anlatırken aslında işin doğrusu neymiş? Tabii. Ya aslında tamamen dedem yani boş zamanlarında ne yapayım diye düşünürken halk evlerine gidiyor. Halk evlerinde tabii artık böyle gide gele tiyatro provalarına katılmaya başlıyor falan. Bir gün böyle bir oyuncu eksik. Diyorlar ki Hulusi acaba oynar mı teklif etsek? Kaç yaşında bu arada o zaman? Yani o zamanda yanılmıyorsam herhalde 40 küsürlü yaşlarda 50'ye yakın bir yaşta. Tabii. Çünkü geç tanıdı evet. Türk halkı bildiğim doğru. Kadarıyla. Dedem de diyor ki ya tamam da ama diyor nasıl olur hani askerim diyor işte şey yapılır ama diyorlar hani halk evleri de bir nevi resmi daire şey olmaz. Başlıyor hatta ilk oyunu Hisse-i Şaiya oyunu. Onunla başlıyor sonra sinema içinde bir tiyatro sahnesinde keşfediliyor. O da Cahide Sonku'yla. Evet. Bunu mesela çok insan bilmiyordur mesela, eminim. Mesela Senede Bir Gün filmi. Üç kere çekilmiş ve üçünde de dedem var. Aa! Evet. Ondansa üç farklı versiyonu. Üç farklı versiyonu var. Yanılmıyorsam işte Cahide Sonku, Suavi Tedü ile birlikte oynamış. Sonra Kartal Tibet, Selda Alkor yanılmıyorsam. Diğerlerini hatırlayamıyorum ama üçünde de dedem aynı rolde. Bütün oyuncular değişiyor. Sabit bir tek Hulusi Kentmen mi kalıyor? Evet. O kadar yakışmış. O kadar yakışmış. Evet. Peki evet doğru. Biz tabii hep böyle daha tonton bir amca, bir baba, bir dede olarak gördük. Daha genç ve dinamik bir rolde hiç hatırlamıyoruz. Şimdi aslında söylenen, tabii şimdi ben dedem vefat ettiğinde 17 yaşındaydım. Şimdi merak ettiklerimi eğer şimdiki aklım olsa sorardım ama o zaman pek tabii merak etmiyordum. Doğru. Yanımdaydı çünkü. 500'e yakın filmde oynadığı söyleniliyor. Fakat 300'e yakını kayıt altında bunların. Tabii bunların içinde siyah beyaz olanları varmış ama tabii hiçbir yerde ulaşılmıyor. Çünkü vaktiyle işte yangın çıkmış, yanmış arşivler vesaire. Gitmişti. Arşivler gittiği için 300'e yakın filmi biliniyor. Yani evet insan arşive sahip olmadığı zaman kıymetini işte elden gidince anlıyor. Ben de bazen mesela işte benim de rahmetli dedemle keşke şunu da sorsaydım dediğim bir sürü evet, şey var. Evet. Bari benimkilere ben bir şey bırakayım da benden sonrakiler bilsin kendi biyografi, otobiyografimi yazayım ben. Onu da sorayım hemen. Bu aslında bir biyografi kitabı diye yola çıkılıyor ama bambaşka bir formata dönüşmüş. O nasıl oldu? Evet. Şimdi ilk dedik ki biyografi olsun fakat artık internette o kadar tanınıyor ki ve bizim için de eksik noktaları var. Yani mesela Bulgaristan'dan göç ettiklerini biliyoruz, İzmit'e geldiklerini biliyoruz ama o zaman zarfında neler olmuş onları anlatabilecek kimse de hayatta değil. İşin açıkçası. İstemedim, o noktalar boş kalsın istemedim. Dolayısıyla dedik ki o zaman ne yapalım? Anı kitabı, yani çünkü Müjdat Gezen, Türker İnanoğlu, Mahmut Cevher gibi sevdiğimiz rahmetli Süleyman Turan, Eşref Kolçak, onlar da destek verdiler. Sağ olsun anılarını anlattılar. Ama inşallah hani bir ikincisini de düşünüyorum. Çünkü eksik kalanlar var. Var değil mi? Tabii tabii. Yani bu kadar yıl insanların gönlüne taht kurmak zaten kolay bir şey değil. Ve çok da kıymetli isimlerle çalıştığı için çok, onların anıları bile çok, bitmez evet, anlatmakla. Tabii, tabii, var tabii. Mı enteresan aklınızda olan şu anda? Yani şu an tabii aklımda tabii onların anılarından yoktu ama mesela kendi hani anılarımızdan bir tane anlatayım evet. Ben size o zaman. Aklıma gelirse onları da anlatırım. Tamam. Şimdi benim babaannemin kulakları duymazdı ve çok yüksek sesle konuşurdu ama bunu tabii kendi farkında değil. Tabii. Şimdi şeyi de çok severdi.
mahalle aralarında böyle o zaman hani el arabasıyla leğen falan böyle satılır. Onları böyle evden eski versin, işte oradan leğen alsın, böyle çok severdi. Fakat dedem nefret ederdi. Yani böyle hani Hulusi Kentmen olmaya başlamış, işte tanınıyor. ve babaannem de korktuğu için dedemden onun olmadığı zamanları, mesela işte belirli günlerde dedem yoktu evde. İşte demiş ki leğenciye, hani sen demiş çarşamba günü gel. Çarşamba günü de dedemin çekimi iptal oluyor. Eyvah. Leğenci geliyor, bağırıyor. Babaannem de tabii yüksek sesle konuştuğunu farkında değil ya. Bey evde bugün git yarın gel diyor. Dedem, bir dönüyor ki dedem arkasında. Nasıl bağırmış, ne sen beni leğenciyle mi aldatıyorsun? Yanlış anlaşılmadı müsait ya, bey evde. Çok. Leğenci arabayı falan bırakıp kaçmış. İki gün sonra annem diyor ki haber verdik diyor, gelip aldı arabayı adam diyor, sakinleşti dedik diyor. Ay bu çok iyiymiş ya. Ama şey, böyle siz anlattıkça aklıma hep şey geliyor. İçeride söylemiştim. Barış Manço'nun çok sevdiğim bir film vardır. Bayılırım o filme baba zaten. Baba bize eversene. Orada da tam bu anlattığınız karakteri oynamış kendisini. Aynen. Evet, evet. Ya aslında baktığınız zaman bütün filmlerinde hep ilk başta sert, sonradan böyle yumuşayan. Ama gerçekte de öyleydi. Peki ailede daha sonra hiç oyuncu olan ve böyle sanatın bu tarafıyla ilgilenen biri oldu mu? Maalesef. Olmadı. Dedem beni çok istemişti. Fakat ona da babam izin vermedi. Evet, böyle çok küçükken bir kız çocuğa ihtiyaçları varmış. Hatta dedem demiş ki ya hani bir kerelik. Hani herkesin, anı olsun. Tabii anı olsun. Hani herkesin demiş çocuğunu kucağıma oturtuyorum, torunum diye seviyorum. Ki bir kere de kendi torunum ne olsun, yok baba demiş. Ve ya bu kadar sert mizaçlı olmasına rağmen babama ezmemiş. Ezmemiş, evet. Yani nasıl istiyorsan öyle olsun demiş. Çok enteresan. Sonra evet. Ben de pek meraklı değildim işin açıkçası. Hani böyle tiyatroydu, sinemaydı. Hani hiç bana göre değil gibi geliyor. Aslında bu kitabı yazmamdaki en önemli etken de son Kentmen olmam. Yani bizde ailede çok çocuk yok çünkü. Pek yapmamışlar. Ondan dolayı da hani dedim ki bir hatıra, hani gelecek nesillere de bir hatıra kalsın. O kadar güzel ve doğru bir şey ki. Yani evet, işte geçen çok sevgili Yıldız Kenter vefat ettikten sonra insanlar anılarını paylaştığı zaman çoğalıyor ya o sanatçı. Evet, evet. O yüzden bu çok kıymetli de bir arşiv aslında. Yani onu birebir yaşamış oyuncular, aile bireyleri, evet, yakın dostları, belki işin içine dahil olup kimsenin bilmediği işte o anılarla bir kere daha yaşatıyorlar aslında. Aynen o öyle, sanatçıyı. Evet. Yani zaten Hulusi Kentmen'i sevmeyen yoktur. O filmlerde ona hayran olmayan yoktur. Ah o mu var, süper filmdir derler. Yani bir filmde Hulusi Kentmen varsa o film şahanedir herkesin gözünde. O yüzden de şu anıların olması, bir de sizin yazıyor olmanız o kadar kıymetli olmuş ki. Çok teşekkür ederim. Bu tabii anıları sanki kendi dilinden mi anlatır gibi yazıldı. Şimdi ilk başta tabii dedik ki hani röportaj gibi olsun. Türker İnanoğlu, Müjdat Gezen gibi değerli insanların da olduğu için, anıları olduğu için dedik ki öyle mi olsun? Sonra şöyle bir okuyunca çok böyle hoş gelmedi işin açıkçası. Ne yapalım? Dedik ki o zaman hani yani hayatta gibi farz edelim. Ve dedeyle torunu karşı karşıya oturtalım. Bir de bir özelliği de kitabın, kitap arabasının rengi. Arabasının rengi. Hı. Ay şöyle bir göstermek İlk istiyorum. İlk ve son kitabı. Arabası. Ya çok güzel değil mi? Bakar mısınız? Mavi miydi arabası? Maviydi, evet. O arabaya da Amerika'da görüyor ve aşık oluyor arabaya. Çünkü aynı zamanda denize aşık. Ha. Maviyi çok seviyor. Ve arabasının böyle kenarında hani özelliği de köpük dalgası şeklinde de böyle gri şeyleri vardır, kabartmaları. Ha, bayağı ya. Özel ilgisi tamamen araba. Tabii. Araba ve fotoğrafçılık. Öyle mi? Evet. Fotoğrafçılık da vardı. Evet. Var mı evinizde onun böyle çektiği fotoğraflardan? Maalesef yok. O da yok. Yok çünkü slides
çeker. Ondan sonra da tabii biz muhafaza edemedik işin açıkçası. Kendi de vefat ettikten sonra çok değerli anılar gitti maalesef. Ya işte insan tabii üzülüyor. Olsun, en azından buradaki anılarla birlikte toplanmış olması. Evet. Belki de unuttukları anıları hatırlayıp söyleyenler de vardır tabii, burada. Tabii. Yani sosyal medya aracılığıyla da çok ulaşan oldu. Dedemle çalışmış, sette çalışmış olanlar. Sağ olsun onlar da esirgemiyorlar, yazıyorlar arada. İnşallah ikinci kitaba. Bu arada sayın seyirciler... O Kadıköy tarafında bu Hulusi Kentmen'in evi dediğiniz ev Hulusi Kentmen'in evi değilmiş. Orada film çekmiş ve herkes, bütün rehberler bile geçer, bu Hulusi Kentmen'in evi orası değil. Evet. Onu söyleyeyim baştan da orada sadece film çekiyormuş yani. O şehir efsanelerine inanmayın. Bütün zaten anılarını yazdığı kitaba bakarsanız çok güzel şeyler var. Ben şeye dönmek istiyorum. Cezaevi Müdürlüğü'ne mesela o hani kafamdaki Hulusi Kentmen'in yapabileceği bir iş değil gibi geliyor bana. Belki evet asker olabilir ama cezaevi müdürü biraz daha böyle ne bileyim daha farklı bir noktada gibi. Aslında şöyle tabii oraya da tayinle gidiyor. Askeri cezaevi. Ve oradayken işte gene film çekimlerine falan devam ediyor ama dediğiniz gibi ben de mesela ilk duyduğum zaman dedim ki nasıl, hani hiç çünkü öyle bir şey değil ama mizaç olarak evet o sertlikte yapabilir gibi geldi sonrasında. Sonra. Annenizi ayrı tutar, sizi ayrı tutarmış galiba bir de. Evet. Bir de mesela annemlerin şöyle bir şey var. Bir bakla şeyi vardır, onların bir anısı vardır. Şimdi çok büyük bir bahçesi vardı dedemin. Annem seviyor diye bakla ekmiş bahçesine ve annem baklayı hiç sevmez. Nereden aklında kaldıysa. Evet. Ekiyor, bakla tabii büyüyor, vermeye başlıyor. Dedem böyle topluyor. Babaanneme tonton derdi. Topladıkça böyle getiriyor. Diyor ki tonton pişir bunları, Leyla yesin akşama. Neyse babaannem de pişiriyor. Annem de sesini çıkartmadan her bakla geldiğinde yiyor. Ah ya. Sonra babaannem bir gün dedeme sinirleniyor. Diyor ki sen diyor ne konuşuyorsun diyor. Bu kız diyor bakla sevmiyor diyor. Senin hatırın için bakla yiyor diyor. Sen git diktiği baklaları sök şeyden, git çöpe at. Ondan sonra bir ayda annemle konuşmamış. Öyle mi oldu? Bu arada annesi de burada, Melek Hanım'ın da. Ama demek ki ya hatır için çiğ tavuk yenirmiş. Sizin yaptığınız da o. Halbuki hiçbir suçu yok. Yemiş o ama. Ama küsme huyu da çok enteresan ya. Yani çok duygusal insanlar küser. Evet. Bu kadar sert görünmesine ya da yaptığı işlerin çok sert bir mizaç gerektirmesine rağmen çok duygusal insanlar küser. Evet. Ne kadar zıt ve tezat değil mi? Yani belki de hayatının işte 40 yaşından sonrasında ait olduğu mesleği mi buldu diyebilir olabilir, miyiz? Olabilir ama mesela denizcilik içinde hep ait olduğum yer diyor. Yani çok seviyor ama sinema içinde onu ayrı bir yere koyuyor. Tiyatroyu ve sinemayı ayrı bir yere koyuyor. Yani hayatında sevdiği üç mesleği yapmış bir insan ve başarılı da olmuş. Bilmiyorum, hani bence takdiri hak ediyor tabii, aslında. Yani tabii. Çünkü üç mesleği bir arada yürütmüş, her şeyden önemlisi. Evet, eskiden çok daha zordu. Çok, tabii. Şimdi teknoloji var ve her şeye yetişebilmemiz tabii. Mümkün. O zaman böyle bir şansı yok kimsenin. Aynen öyle, evet. Yani hakikaten. Çünkü bir de şimdi hani dijital olmadı, silebiliyorsunuz. Hani tekrardan alabiliyor. O zaman öyle bir şans da yokmuş. Belki tek kamerayla bütün filmi tabii, çekiyorlardı. Tabii, aynen öyle. Evet. Yani inanılmaz zor şartlarda kaç film, yani 300, 500, yani sayısı bile bilinmeyecek evet. Kadar çok filmi. Mesela Süleyman Turan şöyle söylemişti. Senede 12 film çekme zorunluluğumuz var. Yani tabii şimdi hani bir tane çekiyorsunuz ancak. Onun zaten vizyona girmesiydi. Bayağı bir zaman alıyor. 12 tane diyor film, jönler 12 tane diyor. Her ay bir film demek bu. Hemen hemen, evet. Ve yani bu da şu demek oluyor, hiç vakitleri olmuyormuş. Tabii. Yani çünkü bir film yanılmıyorsam tabii 90 günde falan çekiliyormuş.
12 filmi nasıl yetiştirmektir bu? Evet. Acayip bir zaman, acayip, doğru. Tabii. Çünkü ben diyor hatırlıyorum diyor, bir setten çıkar ötekine giderdim. Hatta belki 90 günde iki film bile çekiliyor. Tabii, o setten o sete. Ya insanın kafası da kısa. Hangi filmdeydik bu? Neredeyim ben? Karakterim neydi benim diye. Acayip zor yani şu an yani hiç söylemeyeceğim şimdi de, neyse ayaklandırmayayım oyuncuları. Çok çok teşekkür ederim. Yani şu ben kitap beni acayip mutlu etti, eminim. İzleyenlerimiz de okudukları zaman hemen ekleyelim. Nereden ulaşacaksınız? Valla internete giriyorsunuz, yazıyorsunuz, hop sipariş veriyorsunuz, kapınıza geliyor. Yani hani gidemem, aman çocuk var evde çıkamıyorum falan, öyle bir bahane yok. İnternet elinizde artık, telefonda, oradan da sipariş ederseniz gelir. Çok teşekkür ederim teşekkür ederim. Yayına katıldığınız için. Efendim biz ilk bölümü bitirdik. Kısacık bir reklam aramız var. Sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz.